Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün hiç yapmadığım bir şeyi sizlere de göstereceğim. İlk defa pazara tek gidiyorum. Benden pazardaki fiyatları gösteririm size diye. Şurada da pazar arabam var. Şimdi sizlerle birlikte pazara gideceğiz arkadaşlar. Sanırım benim hayat boyu sürebileceğim tek max araba bu olacak galiba. Hayatımdaki en lüks araba bu olabilir. Yani belki gelecekte olabilir mi bilmiyorum ama şu anlık sürebileceğim en lüks araba pazar arabası. Şimdi gidiyoruz işte. Bakalım ne olacak. Gözümü de taktım. Yeni videolar attım, izleyin bu arada. Ben hala yoldayım şu anda. Saçıma bakar mısınız? Saçımın ortası çok komik duruyor. Böyle olacağını biliyordum. Neyse, saçıma fazla takılmayın benim. Ben hayatımda ilk defa pazara tektim. Dedim ki ben de bunu neden YouTube'a göstermeyeyim. Bakın daha da kötü oluyor saçım ha. Aldım böyle kankim pazar arabamı yanıma, ben de gideyim dedim. Hem sizlere bir video çıkarırım dedim ortaya. 3 günde bir falan video atmaya başladığım için dedim ki fazla, ne kadar fazla video, ne kadar fazla içerik o kadar iyi. Bakalım pazarda ilk defa video çekeceğim. O sesle, o gürültüde nasıl olacak çok merak ediyorum ben de. Arkadaşlar işte Merkez Efendi Belediyesi'nin pazarına geldim şimdi. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir pazar. Şimdi içeri gireceğim. Öncelikle arkadaşlar bir tane şöyle liste yaptım ben. Önce soğan alacağız. Bir tane 13 liraya buldum, biraz dolaşayım. Ondan sonra soğan alalım. Bir de şey varmış galiba, taze fasulye diye bir şey varmış. Yani aslında görmüşümdür, yemişimdir ama nasıl bir şeye benziyor gerçekten bilmiyorum. Şimdi onu arayacağım bir de. Hala soğan arıyorum arkadaşlar, bulamadım. Az önce 13 liraya görmüştüm. Her yerde çarpa çarpa gidiyorum. Burada yürümesi çok zor. Annem dedi git alış oralarda falan dedi. Neye alışacaksan, ben dedim marketten alayım. Şimdi burada soğan arıyorum. Gerçekten çok zor bir şey. Arkadaşlar şu anda ben soğanı buldum, 10 liraya kilosunu. Şöyle seçiyor. Ne kadar seçebilirsem 2 kilo alacakmışım. Bir soğanı bile kaç saat aradım burada. Gerçekten ben buradan 2,5 saatten aşağı çıkacağımı düşünmüyorum. Benim için de bayağı zor olacak ama olsun yani. Eğlenceli oluyor sonuçta video çekerek böyle bir şey yapmak. Arkadaşlar şimdi soğanı aldım 2 kilo. Pek iyi seçtim söylenemez, annem bundan kızabilir. Şu anda da patates arıyorum. Ondan sonra taze fasulye denen şeyi bulacağım. Gerçekten çok merak ediyorum ne olduğunu. Kesin bildiğim bir şey bu arada arkadaşlar. Şu anda işte patates arıyorum. 15 liraya vardı. 10 liraya buldum soğanın kilosunu. Bir tane. Ama o kadar hani iri soğanlar değildi. Annem bir sürü şey yazdı ama çoğu şeyin ne olduğunu bilmiyorum ben. Marketten ben sadece kafama göre alıyordum. Şu anda patatesi de buldum arkadaşlar en sonunda. Az önce buraya gelmiştim. 15 liraya kilosu. Şöyle patatesler buldum. Bunlardan alacağım şimdi de. Arkadaşlar şimdi onu da aldım. Taze fasulyemi, yeşil fasulyemi onu arayacağım şimdi. Şurada bir yer var, gelin soralım oraya. Abla taze fasulye diye bir şey varmış, hangisi oluyor? Bu mu? Tamam. Arkadaşlar taze fasulye buymuş. 2 saattir ben düşünüyorum ne diye. Şimdi ben de anladım ne olduğunu. Alıyorum şimdi. Arkadaşlar tam orada kattırıyorduk. Kilosunun 60 lira olduğunu gördüm. 2 kilo al demişti annem. Dedim 120 lira çok pahalı olur. Annem aradım. Annem de biraz dolaş dedi. Sonuçta bir taze fasulyeye 120 lira vermek de olmaz arkadaşlar. Bakalım olmazsa almayız yani. Sonuçta o kadar pahalı olacağını ben hiç düşünmüyordum yani. Bir taze fasulye için çok pahalı geldi gayet bana fiyatı. Şu anda arıyorum işte. Ne olduğunu öğrendim en azından. Aslında biliyordum. Ama unutkan olduğum için ne olduğunu unutmuşum. Bakalım şimdi arayacağım. Bir çarptım yine bir yerlere arkadaşlar. Sürekli çarpıyorum. Annem 2 kilo dememiş. Yarım kilo demiş arkadaşlar. Orada 50 liraya bulmuştum. O zaman yani yarım kilo olsa 25 lira yapıyor. Çok zekiyim. Matematiğim çok iyi. Zekiyim. Matematiğim çok iyi. Şimdi oradan işte yarım kiloyu onu alacağım. Daha sonra işte sıradaki şey alırız. Şu anda dolduruyorum arkadaşlar. Yarım kilo alacağım. Üzerime yapışmış bir tanesi. Arkadaşlar en sonunda taze fasulyeyi aldık. Taze fasulyenin ne olduğunu da öğrenmiş oldum. Şimdi de sıradaki şeyi almaya gidiyoruz. Bakayım ne olacak. Annem dedi ki dikkatli oku, oradaki kilo yazmıyor dedi. Mesaj atmıştı o bana alınacakları. Şimdi ne alacağımı söyleyeceğim size. Arkadaşlar alacağım şey sırada patlıcan vardı. Yarım kilo ondan alacakmışım. Şimdi onu seçeceğim sizle beraber. Şöyle.
15 liraymış kilosu, ondan alacağım. Şöyle arkadaşlar, yarım kilo olacak şekilde seçeceğim. Normalde ben patlıcan yemiyorum. Benim dilim acıtıyor. Çünkü annem yiyor. Ondan alıyoruz arkadaşlar. Normalde patlıcanı pek yiyen biri değilim. Seçmeye çalışıyorum şöyle. Arkadaşlar sıradaki şey dolmalık bibermiş. Şöyle gördüğünüz gibi doldurdum biraz daha. Şimdi dolmalık biber arayacağız sizinle. Ben seviyorum bu arada dolmalık biberi de. Bakalım nerede bulabileceğiz. Bir yandan video çekiyorum, bir yandan yürümeye çalışıyorum. Gerçekten zor bir şey. Bir de ben solak değilim. Sol elimle götürmeye çalışıyorum pazar arabasını da. Ama olsun yani. Abone olun artık arkadaşlar. Bakın bu kadar uğraşıyorum. Video çekmeye çalışıyorum zor koşullarda. Bence bir like atarsınız. Şu anda geziyorum. İnşallah bulurum. Arıyorum arkadaşlar. Hala bulamadım. Nerede çok merak ediyorum. Bir tane bulmuştum galiba, onu almak zorunda kalacağım burada. Biraz fiyatı pahalı gelmişti. Ama yani yarım kilo falan alırım olmazsa. Bakacağım işte, ama yarım kilo olunca da fazla olmuyor içinde arkadaşlar. Şimdi arıyorum. Aramaktayım. Nasıl bulacağım ben de bilmiyorum. Çünkü pazarda pek satılmıyor. Arkadaşlar burada bir tane kilosu 30 liraya güzel buldum. Bunları beğendim, hoşuma gitti. Şimdi bunlardan alacağım. İleride de bu fiyataydı ama onlar arkadaşlar biraz daha şekilleri böyle değildi. Bunlar daha güzel gerçekten. Bundan alacağım, sonra diğerini de göstereyim. Ben de dolmalık biberi de aldım arkadaşlar. Elime bir tane böyle aldım. Dolmalık biberler hakkında şöyle bir şey duymuştum ben. Galiba altında 4 tane çıkıntı olursa kadın, 3 tane olursa erkek olur. Böyle bir şey duymuştum. Bunu da size göstereceğim işte. Bunun altında 4 tane var. Sanırım bu dişi. Bilmiyorum, dişi ya da erkek, fark ediyorum bilmiyorum ama böyle bir şey duymuştum arkadaşlar. Doğru bence gayet. Ama 4 tane olan mı dişiydi, 3 tane olan mı erkekti bilmiyorum. Bayağı saçmaladım, farkındayım ama böyle bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi 2 kilo acı biber alacakmışım. Ben normalde biberi yemiyordum eskiden. Tatlı biber yiyorum şu anda ama. Yemeye başladım. Tadını beğeniyorum ama acı biberi dediğim gibi hala yemiyorum ve yemeyi de düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi işte arayacağım. Buldum bir tane. Kilosu 20 liraya buldum şu anda şöyle. Bu acı biberlerden alacağım şimdi. Annem acı biber istemiş. Hem de 2 kilo istemiş. Ne yapacaksa arkadaşlar 2 kiloyu. Evde tek kendisi var. Kendisi yiyor ama 2 kilo acı biber istiyor. Ben acı biber sevmiyorum dedim ki. Ben tatlı biberler var ya böyle açık renkli, onlardan seviyorum arkadaşlar. Onlar çok güzel oluyor. Şu anda hem size konuşuyorum hem de biber seçiyorum. Şu anda biberi de aldım arkadaşlar. Şimdi domates almak için doğru arıyoruz yani domatesi. Domatesin pahalı olduğunu düşünüyorum. Eğer bulursam bir yerde göstereceğim size de. Şu ileride bir tane domates buldum. Sıkalım oraya. Domatesin kilosu ne kadar? 20 lira. Arkadaşlar orada 20 liraya buldum, bakayım. Olmazsa oraya gelirim. Unutmam inşallah. Eğer unutursam da videoya bakayım nerede kaldığımı. Oradan gelip alayım. Arkadaşlar şimdi 20 liraya, kilosunu 20 liraya domates buldum böyle. Ondan alacağım şimdi. Bunlar hoşuma gitti renkleri. Diğerleri baktığım yerlerde büyük geldi biraz onlar. Fazla büyük almaya gerek yok bence. Ben zaten sadece kahvaltıda yiyorum. Annem de evde olmadığı için yani genellikle domatesi ben tüketiyorum zaten. Şimdi işte alıyorum böyle arkadaşlar. Salatalık alacağız arkadaşlar. Salatalık 25 lira diğer tarafta. Abi salatalık ne kadardı? 20 lira. Burada da 20 liraymış arkadaşlar. Şimdi başka yere bakayım. Eğer daha ucuzunu bulamazsam buraya gelip muhtemelen alacağım buradan arkadaşlar. Şimdi bakalım. Salatalığı seviyorum ben. Genelde de alıyorum marketten. Ama pek marketle pazarın arasında fark yok zaten arkadaşlar. Fiyat olarak. Arkadaşlar salatalığı da aldım. O 20 lira dediğim yerden buldum ben. Şimdi bu arada en sevmediğim şeylerden biri sarımsak. Annem ondan istemiş. 3 baş sanırım. Gerçekten sarımsağı hiç sevmiyorum. Seveceğimi de düşünmüyorum arkadaşlar. Sarımsak ve soğana karşı aşırı şekilde önyargılıyım. Yemeği sevmiyorum. Hatta yani sarımsakla hiçbir şey yemem yani, açık alırım ama sevmiyorum yani. Şimdi sarımsak arıyoruz işte. Bulunca ben size göstereceğim. Ama şu anda biraz da doldu pazar arabam zaten şöyle. Ama yani ne kadar şey alınır bilmiyorum. Ben size 300 lira getirmiştim zaten arkadaşlar. Ama yani pazar arabası adam gibi bir şey alındı mı dersiniz arkadaşlar, alamadık. Yani 1 kilo en fazla aldığımız
parça 2 kilo sanırım. O da biber yani 20 liralık olandan arkadaşlar. Şu anda işte dediğim gibi sarımsağı arıyorum. 3 baş alacakmışım. Annem dedi 1 kilo falan gelir mi dedi nasıl oluyorsa. Şimdi işte arıyorum onu. Arkadaşlar bir yere sordum 50 lira dedi, iki yerde hatta 50 lira dedi sarımsağı. 20 lirayla 10 liraya sarımsak var ama arkadaşlar pek yani sarımsak denecek hali kalmamış olabilir biraz. Şu anda hala sarımsak arıyorum. Buradan 50 kere geçmiş olabilirim. Şu tarafa döneyim bir de. Ya normalde annem demişti meyve falan da kendine ama maalesef alamayacağım sanırım. Yani yetmezse. 80 mi kaldı? Belki yetebilir arkadaşlar. Ne kadarım kaldı onu da bilmiyorum. Yalan da söylemek istemem. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geziyoruz dolaşıyoruz dedim. Yani video çekmek eğlenceli yani bence böyle. Bakalım inşallah buluruz. Şimdi burada buldum arkadaşlar sarımsak. Bunlar daha güzel yani oradakilerden. Bunlardan alacağım şimdi. Daha sonra bir tane daha alacağım bir şey var. Onun dışında bakalım para artarsa belki muz falan alabilirim. Şimdi sadece alacağım bir kabak kaldı arkadaşlar. Bu küçük kabaklar var ya yeşil olanlar. Onlardan alacağım. Annem bir kilo onlardan al demiş. Ben pek göremedim kabak ama bakayım bakalım var mı? Belki ben dikkat etmemişimdir almayacağım için. Bir tek o kaldı eğer ondan sonra para artarsa kendime muz alabilirim arkadaşlar. Benim tek sevdiğim meyve muz çünkü. Önce kabağı salatalık sandım. Salatalık kabak sandım. Ne dediğimi daha bilmiyorum arkadaşlar. Salatalığı nasıl kabak sandıysam bulamadım bu arada. Hala arıyorum kabağı. İnşallah bir yerlerde bulurum ben kabak. Arıyorum işte arkadaşlar. Bakalım nerede bulabileceğim artık. Gidip de salatalık falan almam inşallah kabak sanıp da arkadaşlar. Ama çok benziyorlar birbirlerine. Ben kabağı aramaya üşendim arkadaşlar. Bulamadım bir türlü. Ondan dolayı da ben anneme diyeceğim ki yani kabak yok burada diyeceğim. Çünkü aramakla uğraşamayacağım. Ben çok sıkıldım yani. 2 set kabak arayamam. Az kalsın yine salatalığı kabak olarak alacaktım arkadaşlar. Ben anlaşıldı kabak almayacağım bugün. Yoksa yanlışlıkla ve salatalık falan götüreceğim kabak diye. Şimdi muz falan alacağım. Artık paranın geri kalanı benim bence. Güzel şeyler alabilirim onu. Ya da annemin para bitti diye parayı kendim alabilirim. Bunu üzüm alayım dedim. Üzüm seçmeye çalışıyorum. Az alacağım ama fazla yiyemeyeceğim sanırım. Bir de muz alırım. Bence yeter. Ben fazla meyve yemiyorum çünkü. Bu kadar yeterli bence. Muz alacağım da fazla büyük almamayı düşünüyorum. Yani fazla almamayı düşünüyorum. Çünkü yani kararıyor falan. Ben de öyle sevmiyorum arkadaşlar. Buzdolaba dahi koymuyorum. Çünkü buzdolabı koyunca anında muz kararıyor. Şu anda burada kilosu 30 liraya buldum. Bundan alacağım galiba. Şöyle. Şimdi ben muz alayım. Biz size gösteririm. Şimdi muzu da aldım arkadaşlar. Artık çıkacağım. Artı artı 10 lira arttı arkadaşlar. Ben 300 lira getirmiştim. Ve hani şöyle diyeyim ki size. Yani bir ailenin aslında ben evde biz 2 kişi olduğumuz için arkadaşlar alabildik. Hani öyle 4-5 kişilik bir aile olsanız gerçekten arkadaşlar fazla tutacak yani bayağı. Bayağı pahalı tutabilir. Yani 300 liraya düştüm. Yani çok fazla bir şey alamadık. Genelde 2-3 şey, 1 kişi yani en fazla 2 kiloydu arkadaşlar. Onun dışında 1 kilo, yarım kilo falan öyle aldık. Şu anda artık benim bence pazar alışverişim bitti. Bence de bitmeliydi zaten. Ben yoruldum ve daraldım burada arkadaşlar. Yeter yani artık çıkacağım. Geriye kalan 10 lira da arkadaşlar benim oldu. 290 lira yani fazla bir şey alabildiğimizi düşünmüyorum yani arkadaşlar. Arkadaşlar artık pazar arabası ağır, bel fıtığım falan demenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü artık pazar arabasından daha ağır olan şey arkadaşlar bu fiyatlar. Gerçekten çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Her şeyden de az az almama rağmen fazla tuttu. Yani yapacak bir şey yok. Bu kadar alabildik şükredeceğiz ama yani gerçekten bu fiyatlarla yani ne bileyim iki kişiyiz sonuçta buna rağmen arkadaşlar bu kadar tuttu. Ben de şaşırdım. Ama dediğim gibi yani bel fıtığım var falan da üzülmeyin arkadaşlar. Artık pazar arabaları ağır olmuyor. Böyle bir dertten kurtuluyorsunuz. Fiyatlar ağır olunca arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi artık o zaman ben videoyu kapatayım. Eve gideyim arkadaşlar. Daha yapacağım bir iki tane daha videonun montajı var. Onları yapacağım. Şöyle. Aldıklarım böyle arkadaşlar. Ben size şimdi daha da göstereyim. Muzu aldım arkadaşlar böyle zaten. İşte domates, sarımsak aldım, biber aldık, acı biber. Çok az biraz hani üzüm aldım arkadaşlar. Salatalık, dolmalık biber, soğanla patates var. Bir de yarım kilo da arkadaşlar taze fasulye aldık. Aldıklarımız bu kadar zaten.
Gözümden kaçan bir şey olabilir aşağılarda. Patates, soğan işte arkadaşlar. Bunları aldık. Elimden geldiği kadar bugün size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bu arada pazarda da şöyle bir şey oldu. Biri geldi oradan, TikTokçu nasılsın falan dedi arkadaşlar. Sonra ben dedim ki TikTok değil, YouTube videosu çekiyordum dedim. Öyle bir şey oldu. Daha sonra salatalık alırken şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben fenomen falan değilim. Sadece normal video çekiyorum inşallah arkadaşlar. Bir gün iyi bir yerlere gelirim ama hani şey dediler böyle işte, o fenomen falan dediler. Şaşırdım biraz. İşte arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz. Öyle insanlar şimdi pazardakiler beni çok ünlü biri falan sanıyor arkadaşlar nedense. Ben çok ünlü biri değilim. Hatta ünlü biri değilim arkadaşlar ben yani. Ama olsun, böyle zannedilmek de güzel bir şey arkadaşlar. İnşallah bir gün gerçekten gerçek olur. O zaman arkadaşlar, videomu izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 50 kere de söyledim. Oluverin o zaman. Hadi.